Annemin halası. Tamam. Dada Hatmiye. Çok güzel. Bunun 4 tane oğlu var. 3 tane oğlu Belçika'da. Bu da dedem, anneannem. İsimlerini de zikredelim. Allah rahmet eylesin. Anneannemin ismi Fikriye, dedemin ismi de Nuhi. Evet, o zaman çok üzülmüştük. Evet. Bu da rahmetli babam Pehlivan İslam. İslam Pehlivan, Nuhi. Evet, Pehlivan İslam Şkoza. Dediğim gibi hem yağlı güreşi vardı, hem de minder güreşçisiydi. Milli formayı da giymişti. Babamı da saygıyla anıyorum buradan. Şöyle iyi paralarla yapıyor. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir yere gittiğimiz zaman Şaban, televizyonun yayınlayacağı kalitede çekim yapacak Şaban donanıma sahip zaten. Yani gelin yani. Haşi mi? Haşi'nin kayınpederin ismi. Şaban enişten ismi. Demirci bunlar. Kağızım var. Evet sevgili dostlar, biz bugün Zeytinburnu'ndayız. Bugün 25 Kasım 2018. Bir pazar günü. Latife Şentürk hanımefendinin evlerindeyiz. Sevgili İslam Pehlivan, merhum ünlü bir pehlivan, soyadı gibi pehlivan mesleğini icra etmiş Şaban Şentürk'ün babası. Onu da rahmetle anıyoruz. Saygıyla. Gerçekten bizden çok büyük zorluğu çekip Türkiye'ye gelmiş bir neslin ikinci, üçüncü kuşak torunları ve evlatlarıyız. Bizim dedelerimiz gelmiş. Şu anda annemiz de birinci kuşak sayılır ama onun da mutlaka belki babası da sağ mıydı Şaban geldiği zaman? Babası orada kalıyor. He bak ne yazık ki. Benim annemin babası da gelmiş mesela. Benim evet. Babam güreşçi olduğu için hatta o zaman ilginçtir. Başka ülkelere de gidebilirlermiş. Evet. Farklı bir seçenekler tabii, de varmış belki. Varmış ama güreşçi olduğu için, Müslüman bir ülke olduğu için burayı tercih etmişler. Evet. İyi ki de gelmişler. Eyvallah. Bizleri burada buluşturmuşlar. Eyvallah. Ben Latife teyzeye bir kez daha merhaba demek istiyorum. Latife teyze, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin Latife teyze? İyiyim, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Biz deyiz. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum Latife teyzeciğim. Çok sağ ol. Bizi bugün böyle misafir ettin. Çay yapmış sevgili izleyenler Latife teyze bize. Bize biraz sitem etti. Dedi ki ben de çayı taze ikram etmek istiyordum. Siz de geç kaldınız. Evet. Özür diliyoruz Latife teyze. Biraz geç kaldık. Şükür. Kusura bakma. Nasılsın? İyi misin teyzeciğim? İyiyim Allah'a şükür. Sağlık, saat iyi mi? İyisin inşallah. İyiyim. Ama ayaktasın. Bizi karşıladın, kapıyı açtın. Bugüne şükürler olsun. Çok şükür. Evet. Latife teyze, kaç yaşındasın? Yaş kaç Latife teyzeciğim? 71. Maşallah. Peki Latife teyze, nasıl geldiniz siz Makedonya'dan? Neresinden geldiniz? Hatırlıyor musun? Hangi şehirden? Üsküp'ten mi geldiniz? Köyden bize? Köyden geldim. Eyvallah. Üsküp'e mi bağlıydı sizin köy? Ay, yok. Çok uzak Üsküp. Çok uzak. İsmi neydi köyün teyzeciğim? Disavica. Disavica. Sen kaç yaşındaydın geldiğin zaman? Yani evli miydin? Bekar mıydın? Çocuk var mıydı geldiğiniz zaman? Yok evlendim. 23 geldim orada. 23 yaşında çok güzel. İki tane çocuk getirdim. İki tane maşallah. Şaban'ın büyükleri değil mi? Kızlar. Kaç tane çocuk var teyze, Latife teyze? Kaç çocuk, kaç erkek, kaç kız, kaç torun? 6 tane var. Maşallah. Kaç kız, kaç erkek? 4 tane kız, 4 tane erkek. 2 erkek. 2 tane. İki tane. Ve 9 tane torun var. Burada biraz sonra resimlerini burada sevgili yönetmen kardeşimle paylaşacağız. Teyzeciğim, sizin köyde Disaves değil mi? Dikaves. Babam oralı evet, olduğu evet, için evleniyor oraya gidiyor. Tabii. Kendisi nereli ama çok güzel. Peki, kaç yaşında evlendin Latife teyze? Samot kişe, kuru kabartı o atıyor. Biraz Arnavutköy'de geçtik. 17 maşallah. Peki, orada nasıl geçiniyordunuz? Dikaves'teki hayatınız nasıldı? Siz toprakla mı uğraşıyordunuz? Orada hayvancılık mı yapıyordunuz? Kaç kardeştiniz? Anneniz babanız kaldı mı? Orada geldi mi? Biraz orayı bize anlatır mısın? Ne vardı köyde sizin? Ben Dikaves'i bilmiyorum. Ben Paligrad. Paligrad. Peki oradaki hayatını... Disavaitsa'ya gidiyor. Eyvallah. Disavaitsa'ya gidiyor. Orada nasıl yaşıyordun teyze? Tarım mı? Toprak mı? Metok işe mi? Metok işine. Tamam. Paligrad ama Paligrad'dan konuşamayın. Şu babası Paligradlı. Evlenmeden öncekini anlatıyor şimdi. Tamam.
Peki teyze orada ne vardı sizin çocuklukta? Mesela kaç tane kardeşim vardı? Kaç kardeştiniz siz? Paligrad'da değil mi? Paligrad. O Paligrad'da ne paydı? Tamam. İki tane. Kardeşim vardı. Kardeş erkek iki tane. Çok güzel. Dört tane kız. Çok güzel. Kaç tanesi yaşıyor? Onlar hayatta var mı? Yani yaşayanlar var mı? Vallahi, sen küçük müsün, büyük müsün sen? Kaçıncı kardeşsin sen? Hatırlar mı acaba aşağı mı? Yok yok. Hatırlar ama sadece bir Treta bey. Üçüncü. Üçüncü. Treta diyor, üçüncü diyor. Şun bir. Ata ayun jal atı. Atı. Bu hayat akir. Lazniyat. Motrat. Lazın kanama. Benim abi öldü. Öldü. Allah rahmet eylesin. Benim bir tane var. Adı neydi? Adlarını söyleyelim mi? Selam olsun. Rahmet. Allah rahmet eylesin. Adı neydi abinin? Abdullah. Abdullah. Diğer yaşayanlar. Yaşayanların adı ne? Eşref. Eşref var. Çok güzel. Peki Eşref Bey Üsküp'te mi duruyor yoksa Paligat'ta mı duruyor? Yok, Üsküp'te. Üsküp'te duruyor. Ne iş yapıyor Eşref Bey? Ne işle meşgul? Nasıl bir iç dekorasyoncu? Dekorasyoncu. Evet. O zaman sen Eşref'e buradan kameraya bir şey el sallamak ister misin? Eşref'e selam söylemek ister misin? O Eşref selam piyavlo. Tamam. Peki teyze, ti kaza, ekti ayıya rahat, ayıya rafş, hatta diftoya eşlefet, onu yom rahat oy, yani mir yom, meşum det yom, me nipat yom, me gelet yom, diftoya bakız. Çardan dikto, ti diftoş. Yani motra canlık o. Yani motra ve el atara tüm beni selam çoğu. Çar diftoş. Kamreni motra kam tov deyekin ayo asit olsa matrazut vnerin alis. İnşallah zoti şundet net yapne. 35 vet bu hasta. Evet. 35 sene hasta. 35 sene hasta. Oo, büyük zaman. Daha büyük. Kız kardeşim daha büyük. Ablası. Allah şifa versin. Peki Atakirat Motra siye kan evlat? Atakirat bir toy. Zaten en iyi akam evlat. Mevlude. Mevlude, Fatime, Latife, Abdullah, ene, Eşref. Eşref. En iyi akam. Ayaki etrit, cidek şenli. Ayo nukam dünyaya bir geçiş var. Emrin size geçti. Ayo Cevriye. Cevriye. Cevriye Hanım da rahmetli olmuş. Abdullah dayım ve Cevriye eyvallah, teyzem eyvallah. Rahmetli. Peki o Latife teyze. Sik kapur seşit diyor te Makedonya teşkupi çfar puno işit. Te paligat. Te paligat çfar pun kişe baba ti apuno işit te tok te lopat te ku. Yo, ku... te lopatın skam şkula mu tok kana puna. Po, çar kişit, çar boşit me tokun, çar kişit atıyor. Doğan bunu işle. Doğan, tütün varmış özellikle Paligat'ta. Kalamoç bunu işle. Mısır, kalamoç. Korsna, imlişna, buday imlişna. Çar tokana buna, ne? Bahi baskana şkola. Patlıcan, biber, aski işle. İşle, bir bavça tutuğuna işin, sotskiyena. Kureyda si iye pet at kararin. A babaya ta a aga İslam'ı ta si erdi te Türkiye'ye. Baba Yemen'a isi propora. Nise ha. Masa de Vla Yemi maldi abiye u popişma. Nukyata. A nukyata. Masa İslam'ı italdiysin mi vla nevert erdin. Peki Norayat Ayşe Jalak ya atele. Jalak. Jalak işte. Peki diyorum ki sevgili izleyiciler nasıl oldu diyorum Türkiye'ye geldiniz. Diyor ki önce diyor babam diyor niyet etti. Sonra da bir abim niyet etti. Fakat abim diyor pişman oldu. Abi, değil mi? Abdullah'ı değil mi? Abdullah'ı pişmanım o. Peki eğer nere masandaya okuyor yoksa hiç nukerdi Türkiye'ye. Evet. Evet. Sam dedi. Vallahi ne di traya da ya tere. Ama su ve bol da. Tu su ne yoni? No ke bi kenai sa ta mu hiç. E mola beş. Diyor ki ilk abim diyor geldi diyor. 3 hafta oturdu ama diyor burada diyor duramayacağını anlayınca tekrardan diyor köye geri döndü diyor. Kıskiç ne kurnya ne ay ku. Skapa kurnya porçeşten mi kurnu pişle oydu. Akrabaska, vlaska. Kimsem yok diyormuş burada abisi Latif Hanım'ın. Yani akrabam, kardeşim, komşum, tanıdıklarım olmayınca kendimi yalnız hissettim ve maalesef geri döndüm diyor. Peki teyze, ti kurerde amburzite, menonun ukedayt, mevlazniyat, memotrat, bir babız, bir tokuz, bir piz, sar çar kuytove, akayte, at haberin kuremorete daşkoş, çar kuytove.
Yani se te Türkiye si daviş amburzite, amçu duite a si kujtojshe. Po amburzitem se si del nosh nana, si del nosh baba. Ça tot kan rrai, ça tot i lash, do vesh to ti. Si do rrish ka? Po, shpin talosh. Po keti la. Vlaznia. Se çan e sham zor kish kan. Po. Peki peki aga İslam'ı akıştı Vlaznia ekto ata. Enayskapas. Peki diyor ki sevgili izleyici Latife Hanım, ben diyor tek başıma geldim diyor eşimle beraber. Kardeşlerim orada kaldı diyor. Annem babam orada kaldı. Evimi bıraktım. Hani beni büyüten, yetiştiren annem babamı da orada bıraktım ve Türkiye'ye geldim. Eşim diyor İslam Pehlivan. Onun da diyor yakınları yoktu. Onlar da tekti. Peki Latife teyze, sonra siz burada komşularla mı tanıştınız? Yani oradan gelen Üsküplülerle, Arnavutlarla komşu olup öyle mi burada biraz alıştınız yaşamaya? Yani Zeytinburnu'nda nasıl başladı sizin için yaşam? Sıkıldınız mı ilk başta? Vallahi ne zaman geldim orada sıkıldım, çok zor. Evet. Ama sonra benim teyzem burada. Çok güzel. Teyzem buldu. Zeytinburnu'da mıydı orada? Ha, Zeytinburnu. Çok güzel. Bir tane babanın akraba buldu. Sonra tutunduk diyorsun. Onlara giderek biraz vazlayayım. Muhabbet, sohbet. Değil mi? Muhabbet, sohbet. Onlar geldi, siz gittiniz. Böyle bir şey oldu değil mi? Sohbet oldu. Ben var ama İslam yok. Onun bir hiç tane yok. Yok. Ha, bir tane yok. Evet, eyvallah. Akrabanın babası, ben buldum 100 sene bir ihtiyar. Oo, 100 yaşında. Oo, vazlayayım. Maşallah. Allah razı olsun. Ne zaman geldim ben? Gece kaldı bir ev. Ha, bir ufak ev. Peki ev kira mıydı yoksa satın mı aldınız? Hani yer sizin miydi yoksa kira mıydı ev önce? Ne zaman geldim? 3 hafta kira durdu. Sonra da aldım. Gece kondu. Gece kondu. Aldınız. Peki kaç metre aldınız ev? Mesela 100 metre mi, 200 metre mi? Hani yok, 95 metre. Aldım. 95 metre. Peki üstünde ev var mıydı yoksa sırf arsa mı aldınız? Siz mi yaptınız evi sonra üstüne? Yoksa hazır mıydı ev, gecekondu var mıydı orada? Gecekondu var, ev ama eski. Ben ortak aldım. He, ortak aldınız. He. Ortak aldım. Diyor, iki tane oda var. Çok güzel. Bir tane ben, bir tane komşuyu aldım. Evet. Ama rahat şükür bana komşu. Sırt olsun. Evet. Ata koşuyor da işin şiptan birkaç işin bir vırcağla. Diyor ki biz diyor köylülerle beraber diyor bir gece kondu aldık 95 metrekareydi ve bu evi diyor beraber kullandık diyor Latife teyze. Peki Latife teyze terini silersin. Evet. Yu kuru evdat piyatı ametren evdat amekir me arab si evdat piyatı. Nasıl geldin Latife teyze? Trenle? Mekke değil mi? Ha. Me otobüs. 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 Tren yok. Yok. Tren yok. Diyor ki otobüsle diyor biz diyor bir seyahat ettik. Peki kaç günde geldiniz buraya? Oradan buraya kaç gün sürdü gelmek? Uzun sürdü mü yolculuk? Yok be. Bugün çıktım İskop'ta, yarın. Geldiniz buraya. Geldim. Peki eşya var mıydı? Eşyalar var. Ya da oradan gelirken zorluk var mıydı zorluk? Hani mesela pasaport, işte sınırdan geçmek, polisler bir... Yok, yok. Herhangi bir sorun yaşamadınız. Yok. Ama şey vardı değil mi Latife teyze? Hani malzim ki işte özlem, ayrılık, anneden babadan ayrılmak. Gurbet. Çok zor, çok zor. Evet. Peki senin orada teyze şeyin var mıydı? Böyle bir tane arkadaşın köyde hani... Mahalleden, oradaki komşulardan, köyden hatırladığın kimler vardı? Onlarla ayrılmak sana yani, üzüntü verdi mi? Vallahi üzüntü dolu var ama başka yok. Değil mi? Çok üzüldün mü teyze gelirken? Çok üzüldün mü? Tabii üzüldüm. Ağladın mı peki? Böyle geri dönmek istedin mi hiç? Adoşet skeş prav, te nona, te baba, te motra, te katun. Valla bir hafta ben durdum sonra
söylüyorum İslam'ın, ben gidiyorum, burada durmuyorum. Tamam. Vallahi söylüyorum. Dayanamıyor mu? Durmuyorum, insan yok. Akraba yok. Tanıdık yok. Tanıdık yok. Hadi çek pazarda. Bilmiyorsun, dil yok. Bilmiyorum. Fiyat yok, bir şey yok. Zorluk var. Nasıl dış? Nasıl yaşayacağız? Vallahi. Ama... Peki, İslam amca ne yaptı? İşe girdi mi? Nasıl yani başladı burada, çalışmaya mı başladı? Nasıl hani burada başladı İslam amca? Vallahi iş buldu mu? Ya da buldu bir... ama bir ay, iki ay sonra. İki ay sonra ancak. Güreş devam ediyordu ama sürekli. Güreş. Pehlivanlık. Pehlivanlık. Evet. Peki, fakirlik oluyor muydu teyzeyle de teyzeyle? Böyle fakirlik hani oldu mu Türkiye'ye gelince? Yokluk? Yok. Fukaralık? Yok, bir... Allah şükür yok. Zorluk yok diyorsun çok çok. Bolluk var demek. Peki, Belçika'daki senin akrabaların varmış. Bana Şaban söyledi teyze. Sen Belçika'daki akrabaların kim var? Onlara da bir selam gönderiyor musun? İslam var, bende yok. Yok yok. Var ya anne, halanın çocukları. Hacı Murat'ı, İsmail'i. Hacı Murat'ı, İsmail'i. Geli Limonit. Şaban'cığım, bazı şimdi, şeyleri unutuyor. Tabii, şimdi annemiz hani 71 yaşında ve şu anda da yavaş yavaş hani Parkinson... Yok yok, Belçik. De Belçika, de Avrupa. Belçik dolu var benim akrabamda. Dolu var, tamam. Kim onlar? Adlarını söyle bize teyze. Kuş Yunat'a. Fünya Murat. Murat bir tanesi. İsmail. İsmail'i. Agimi. Agimi. Mi? Cağal mı kaldı? Yok yok, Cağal ya. Cağal değil mi? Cağal. Benim babam bayağı tanınmış bir pehlivan. İslam pehlivan. İslam pehlivan. Soyadını da pehlivan olarak Şentürk, yazdırmış. Tabii. Ha, Şentürk. İslam Şentürk ama pehlivan İslam olarak anılırdı. Balkanlardaki lakabı da Şkoza. Şkoza. Evet. Şkoza çok büyük bir ağaçtır. Bir de çift taraflı pehlivan olması çok önemli. Hem minder güreşçiliği yapıyor hem yağlı güreş yapıyor. Yani hem milli formayı da giyiyor. Evet. Profesyonel güreşçi. Sağ olsun çok zorluklar çektirmemiş. Annem az önce söyledi ya. Tabii ki her insanda yabancılık geldiği ülkede olur. Ama ben burada doğduğum için o zorluğu pek görmedim. İyi yaşadık. Bize kaç yılında gelmiş yaşadık? 1970 senesinde gelmişler. 70 senesinde. Tabii, abim o zaman 6 aylıkmış. Ablam 10-11 yaşlarındaymış. Evet. 1970'te gelip... Sabiha Kakon, Fethit, Abişya, 23. 13 mü anne? 3 yaşında mıydı? 3 yaşında. 3 yaşında ablammış. 6 günlük. 10 günlük de abimmiş, bak düzeltti beni. Evet, bahane daha iyi biliyor. Evet, evet. İyi ki gelmişler diyorum. Belçika'da kuzenleri var annemin. 3 tane hala çocuğu var. Evet. Amerika'da akrabalarımız var. Almanya'da var. İsviçre'de var. Hep dağılmışlar böyle. Bursa'da annemin amca çocukları var. Rahmetli Hacı amcam var. Onun oğulları yaşıyorlar evet Bursa'da. Avdil, Münir, Hasan, Ruşen, Ekreme teyze. Bunların hepsi sağ yaşıyorlar şu anda. Onlara da selam olsun. Onlara da selam olsun buradan. Bursa'ya, Belçika'ya. İşte şimdi burada kardeşlerimiz işte torunları var. Güzel bir yaşam sürüyoruz ya çok şükür. Rahatımız yerinde. Yerinde. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İşlerimize, güçlerimize bakıyoruz. Peki sevgili Şaban. Annene dönecek olursak, Latife teyze, ti kurs kovete Makedonya, aşkoven gat niviyet, yakın zamanda gittin mi Üsküp'e? Yok, anlaştım şükür. Ben götürdüm bir iki sene önce. Ha, iki sene önce. İki sene önce bir götürdüm, ziyaret bir ziyaret ettik. Yani. Nasıl geçti oradaki ziyaret teyze? Kardeşlerini görünce sevindin mi? Onlar seni görünce böyle... Sevindim tabii. Onlar geliyor muydu bazen? Onlar geliyor. Dayım iki ay önce buradaydı teyzemle birlikte. Çok bir 15 gün kaldılar, misafir oldular. Kardeşleri de onu... Ya şimdi bir de annem sülalede sevilen birisi.
sülalede sevilen olduğu için sağ olsunlar ziyaretlerini ziyaret eksik olmuyor. Olmuyor. Evet. Ne kadar güzel. Nasıl bir ziyaret olmuş? Siz oraya gittiğiniz zaman neler yaşamışsınız? Onlardan biraz bahsedelim. O zaman bir hafta gibi kaldık. Tamam. Köye gittiniz tabii. Paligat ve Atatürk'e. Üsküp'te kaldık. Artık köyde kimse kalmamış. Akrabaların hepsi Üsküp'e gelmişler. Üsküp'e gelmişler. Onlar da Üsküp'teler. Kaldınız. Tabii çocuklar okumaya başlamış. Okullarını bitirmişler. İş ticari yaşantıları orada devam ediyor. Ve Üsküp'te bir 10 bin kişilik sülalemiz olduğunu biliyorum. Bir 10 bin kişi varız şu anda. Bu da neyi gösteriyor? Gittiğimiz zaman bir yıl dahi kalsak hepsini gezememiş. Yani o kadar çok kapı var ki bitiremeyeceğimiz kadar çok akrabamız. Aynen öyle. Ama ne oldu? Gittik. İşte hasta ziyaretleri oldu. Bir iki tane kuzeni rahatsızdı. Onları ziyaret ettik. Dada Hisniye değil mi? İki şeyin bin ayı. O rahatsız işte. O yatalak bir kuzeni var. Onu ziyaret ettik. Kardeşlerini gördü. Yakın akrabaları ziyaret derken bir hafta su gibi aktı gitti. Sonra geri geldik. Evet. Nasıl buluyorsun bu bağlantıyı? Yani sen bunu başaracak mıyız yoksa bağlar gevşecek mi yoksa daha mı kuvvetlenir? Yok, daha kuvvetlenir bence. Amcamın oğulları Türkçeyi çok iyi konuşuyorlar mesela. Üsküp'te yaşıyorlar. Ama sen de Arnavutçayı... Ben de Arnavutçayı annem sayesinde işte çocukluğumuzda. Evet. Bu da bir zenginlik değil mi? Orada, tabii ki. Orada dinleyerek konuşmak. Çok çok. Orada biz oraya gittiğimizde Arnavutçanın ne işe yaradığını öğrendim ben mesela. Eyvallah. Burada pek işimize yaramıyordu ama oraya gittiğimizde... Kültür simgesi olarak, bir zenginlik olarak bunun da olması güzel. Tabii, ben anneme teşekkür ediyorum bu hususta. Akrabalarına da biraz daha yakın olmak için... İyi ki bize öğretmiş o dili. Onlarla da yakınlaşmak için, hatta bir beraber olmak için de Arnavutçayı bilmek, onların dilinden konuşmak da ayrı bir... Kesinlikle. ...samimiyeti artırıyor değil mi? Kesinlikle. Ya şimdi dil bilmedin mi, az önceki sohbete gelirsek, geldik diyor, hiçbir dil bilmiyoruz. Birdenbire yepyeni bir yaşam. Babamın ilk öğrendiği şey, o zaman rahmetli anlatıyordu, rahmetli anıyorum babamı da. Allah rahmet eylesin. Güreşi öğrendim diyor, pehlivanı öğrendim diyor ilk geldiğimde. İki cümle buydu diyor. İki kelime buna. Tabii. Kendi mesleğiyle ilgili. Tabii. Onları öğrendim diyor. Sonra işte çalışma hayatı derken Türkçeyi öğrendiler. Tabii. Ama ne var? Şu var. Mesela annem de, dedem o zaman köyde işte, dedem hocaymış sağ olsun. Hocalık yapmış. Abisi rahmetli Abdullah dayım kendi bulundukları mahalledeki camide müezzinlik yapıyordu. Evet. Mesela ben sağken giderdim. Camide ziyaret ederdim onu. İşte eyvallah. Belki sen bile orada küçükken bir müezzinlik camide ziyaret ederdim dayımı. Evet. İşte ezanı okurdu. Sana da okuturur muydu Şahmet? Yok. Denemedik. Yok. O kendi okurdu. Eyvallah. Çünkü bizim Moğollara vardı orada biliyorsun. Evet. Dayım sağ olsun öyle. Diğer dayım iç dekorasyon işiyle uğraşıyor işte. Banyodur. Bu fayanslar, çeşmeler. Evin iç dekorasyonuyla uğraşır. Amcamın çocukları işte ayakkabıcı olan var. Telefoncu olan var. Herkes bir sektör tutturmuş. Bir meslek seçmiş. Tabii. Akrabalarımızdan işte Üsküp Belediyesi'nde görev almış kişiler var. Milletvekilleri var. Doktorlar var. Kuşepek'te amcamın kızı var mesela. Kuşepek'te Resul Hoca vardır. Resul Hoca'yla. Folklorcu hocamız orada analım buradan. Yok. Kuşepek'te Resul Hoca'yı analım. Kuşepek'te de Resul Hoca var. Ayrı bir... O imam o da. Anladım. Cami. O da Moğollalardan. İmam. Şimdi Almanya'da görev yaptığını biliyorum. Amcamın kızı da İlahiyat Fakültesi mezunu onlar. İkisi beraber orada tanışıyorlar. Amcamın kızı da hafızdır. Kuşapek'te yaşıyorlar şu anda. Onlara da selam olsun buradan. Annemin bana öğrettiği tek şey şu. Bunu hiç unutmam. Çok şey öğretti ama unutmamam gereken aklımda kalan. Kimsenin hiçbir şeyi bizi bağlamaz. Mücadeleni ver. Sen en iyi şekilde, en iyi seviyeye gel. Der annem her zaman. Eyvallah. Ben bunu hiç unutmam. Evet. Teyze, akşam ezan öğretiyorum. İnşallah Allah kabul etsin. Dafan önemli. Yani bir abdest. Tamam, beraber dafan önemli inşallah. Seccade edildi bu kalp bitiyor. Tamam. Ama taşın yok. Enem ya düf ya burpana namaz et. Çar dont foliş. Ape nisela bakraba ve motra ve te makedoni işkup belçik. Te Brus, çar da toş. Skoj tadi, daj skoj, da la... Be sos. Fond. Fond jeme.
Diyor sonra kani selam ve kaçırma. Kıyıt ve selam inşallah. Kıyıt ve selam. Motla ve Vazniye ve. Nuskan Nibla Akamayet. Nibla, Dimotor, Çaltkay. Eyvallah. Belçikiye familiye, Bruskiye, Germanikiye, Kina şükür. Çok şükür, çok şükür. Maşallah, maşallah. İnşallah şundet diyenin hatayına şundet diyemiş. İnşallah. Bizden çok teşekkür ediyoruz Latife Hanım'a. Latife Şentürk hanımefendi, 71 yaşında, Zeytinburnu'na oturuyor. Makedonya Özküp Paligatlı, eşi de Lika Vesli. Lisa Vaysalı. Lisa Vaysalı ve sevgili Şaban Şentürk, küçük oğulları, benim de çocukluk arkadaşım, kadim dostum. Bizleri bu sıcak evlerinde misafir ettikleri için, bu hanede bizlere böyle vakit ayırdıkları için, kapılarını açtıkları için çay ikram ettiler bizlere, özellikle çikolataları ve Makedonya'dan gelen lokum var. Makedonya'yı konuştuk hep. Evet. Hasret topraklarını size, konuştuk. Size kısmetmiş. Bu lokumdan da ikram ettiler. Ondan dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Afiyet çekiyoruz. Ve daha güzel günlerde Rabbim tekrar kavuşmayı nasip etsin. Birazdan annemizle namaz kılacağız beraber. Az evvel ben annemin burada biberlerini gördüm. Benim rahmetli annemin yaşam biçiminin buradaki bir benzerini görüyorum. İşte duvardaki tesbihlerle, işte getirdiği şehadetlerle teyzem. Bir yandan ben konuşurken o ezanın bitiminde şehadet getiriyor. Bizler de diyoruz ki bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumuzun üstünde inlemeli. Bu ezanların sesleri altında her zaman buluşmayı Rabbim nasip etsin. Sevgili Şaban'cığım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Şaban'cığım sizlere. Rica ederim. Latife annemize. Hoş geldiniz. Tekrar sefa geldiniz. Çok teşekkür ederim. Biz mutlu olduk Allah bundan razı olsun. Dolayı. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Gizli kahraman Leonard Bey'e de teşekkür ediyorum. Kurt oyunu yine koyuyor. Kapımız her zaman açık. Teyzemiz diyor ki ne zaman isterseniz buyurun gelin. Sağ olsun. Bizler burada kendimizi evimizdeymiş gibi hissediyoruz. Ne kadar ben annemi ilk kez görsem de kendi annem gibi görüyorum ve o şekilde bir Rumeli kadını, Rumeli annesi olarak portresini görüyorum. O yüzden yabancılık da hissetmiyoruz. Tabii ki, tabii. Yani bu ev bizim evimiz. Aynen öyle. İyi ki varsınız. Bizi kabul ettiniz. Tekrar teşekkür ederiz. Ben o zaman burada bir selam gönderelim biz annemle birlikte. Makedonya'daki teyzemlere, dayımlara, onların çocuklarına, torunlarına, amcama, Ramazan amcam var orada, Hacı Ramazan amcam. Ramazan amcamdan da çok az bir bahsetmek istiyorum, tabii, çok buyur, önemli. Rica ederim. Bundan 10-12 sene önce İpek Yolu diye bir program vardı. Evet. Ramazan amcamların mahallesinde cami var. Biliyorsunuz orada camiler insanların yardımlarıyla yapılabiliyor. Hacı Ramazan amcam da ekonomik olarak çok desteği olmuştur Dijanska'da olan o camiye. İpek Yolu ziyaret etti. Röportajları var amcamın. Bizlere o selam yollamıştı o zaman. Ben de buradan selam ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Selam olsun. Tüm akrabalarımıza, Bursa'daki, Belçika'daki, Almanya'daki, Amerika'daki, İsviçre'deki hepsine selam söylüyoruz annemle birlikte. Hepsine selam olsun. Hepsine bir el sallayalım. Hadi bir el sallayalım. Hepsine selam olsun. Selam olsun. Evet, bizler de tüm izleyicilerimize buradan selam gönderiyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak üzere diyorum sevgili izleyiciler. Diyorum ya. Evet. İşte bir Rumeli sofrası ve Rumeli ev sahibi yaptığı turşular. Şöyle biberler. Bunlar şeyler. Bunlar çara biber. Çara biber. Bunlar acımayanlar. Acımayan. Turşu ve közlenmiş biberler. Evet. Bu kuru fasulyemiz. Biberli kuru fasulyemiz. Evet. Allah razı olsun. Şöyle. Süleymaniye'deki fasulye de çok daha güzel kuru fasulyemiz. Sularımızı dolduralım. Evet. Allah razı olsun. Tepsi de eskiye benziyor. Tepsi 1970 senesinde geldiklerinde alıyorlar. Annemin bir huyu var. Hiçbir eşyasını atmaz. Eyvallah. Yani tepsi bileceğimiz için. 50 yaşında. Evet. 48 yaşında. Evet. Eski bir tepsimiz bu da. Ama iyi de bakılmış. Yani bir çizim yani, bir şey değil. Şey yok. Gayet temiz kullanılmış. Sanki çok börekler de yapılmış bunda. Arnavut börekleri değil mi? Evet. Ne? Teyze, çıfar börekin baroşe tepsi ya. Me pras. Me spanak, me ciz, me... Valla me spanak ama piyotum zaman yoskana kek, se me rasfukra, tamas. Mal doğuş değil mi ki? Çöreği pek yapmaz bu.
Saç. Saç. Tabii saç çünkü fliya yapmak için. Aboşet fliya. Ne saç? Kaymaçina, fliya, me börek, me zor abi, aboşet me zor börek, ciğer, mış, me lakın, me spanak, me pras. Katan pikan bon, E një në kushtoj për jetë atë nëherë, kur vajnë caotë të këtëna shëgoni vajna, a nuk ka petë në onës. Berandemin, berandemin të ndërëm. Ka dëshërëm geliyor, yapıyor mesela. Onu ayrı diyorsun hemen. Tabii, ben diyorum annemin böreği değil o. Yani annemizin ustalığı... Tabii. Artık yaşlılık olduğu için yapamıyor. Evet ama onun farkı hemen ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Ha. Kesinlikle. Anneler Allah başımıza eksik etmesin. Amin. Ben bak onu markette ya. Karşım gel. Karşım gel. Aynen Amerika'nın diye. Aynen bakız. Teyze, şikta bir beyat pika iki prova, piktu iki mara pi paligradin. Sam oti kadrikta. Jo, bektar. Pur vjet, a e ban rasat. Nëse, ama piktu i tush, di me? Pikta. Peki pja ty a bjer e pakës tohum dhe e sak për biber? A kiri bjer? Kur e rrët atere? O, dhe kanë harrama. Kanë harrama. Ama... Bu, bunu tohum olacak, değil mi anne şimdi bu? Tohum seneye bunu ekecek. Kuruluyor. Seneye ekecek. Bu da bizim ne var? Annelerimizin yaptığı... Seneye ekecek. Tabii balkonlarda sakladığımız, annemiz de o kadar azimli ve bu konuya meraklı ki çiçekleri balkondaki saksılarda bile olsa yani İstanbul'un bu metropol ortamında organi falan da bu olmuş oluyor. Evet. Doğumdan doğuma. Yani evet. Aynen. Doğum herhangi bir laboratuvar, herhangi bir yok, girmiyor. Katkı yok. Islah şeylerine girmemiş oluyor. Olsun, kalsın olsun. Gelin. İşte bu şimdi annem saksıda yapıyor annem bunu. Şimdi bu tohumları Leonard Bey'in dediği gibi tohumları alıyor, seneye bir daha ekiyor ve her sene böyle küçük biberlerden yiyoruz. Ama bu da ciddi acı oluyor tabii. Tabii. Onun da her bir lezzeti var. Merli işte ya fasulyesi kızı iyi. Kına otu işte. Değil mi? Evet. Maşum daha açmıyor. Şimdi diye yiyin bak. Değil mi Atay? Tabii işte açıyor ve lezzet katıyor. O bizim kültürümüz. Evet. Arnavut biber işte.